2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur? A. Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir. B. Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir. C. Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. D. Sevilla kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. Futbolla hiç aram yok. O yüzden bunda kesin jokerimi kullanmalıyım. Futbol pek takip etmez misin? Hayır. Babam, abim çok takip eder. Evde bütün sporlar takip edilir. Hangi takımı desteklerler? Onlar Fenerbahçe'yi desteklerler. Babana sorsak bunu kesin bilirdi. Peki kesin telefonda bilir. Bilebilecek birisi var mı? Kesin bilecek biri var. Hatta o zamanlar kaleciliğini yapmış biri. Volkan abi. Öyle mi? Evet. Volkan abi aramak istiyorum o yüzden. Evet, o maçta Volkan Demirel'i arıyorsun. Volkan Demirel'i aramak istiyorsun. Evet. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Volkan Demirel, Naz Aydemir Akyol, Kalben. Volkan Demirel'i arayalım. Evet. Sevgili Volkan Demirel. Hatay'dan dolayı mı? Ben okuyorum soruyu. Evet, sen okuyacaksın. Volkan Demirel'le tabii Hatay'dan dolayı da bir... Evet. Hatay Spor'un... Oldu. Teknik direktörü, evet. Aynen öyle. Çok da başarılı gidiyor. Evet. Hatay onun da hassas konusu. Böyle bir soruda kesinlikle bana çok destek olacağını ve buradan ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Evet, nasıl olsa yani olayın kahramanını soracağımız için neyse, evet. Ben şeyden sonra okay. Anlatayım. Tamam. Sevgili Volkan, Kenan İmirzalıoğlu ben, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Senin sesini duymak da çok güzel oldu, çok anlamlı oldu. Çünkü Zehra buradan kazandığı parayı Hatay'daki genç kızlarımızın voleybol takımına hediye edecek. Onları desteklemek adına. Sen zaten Hatay'ın teknik direktörüsün ve çok başarılı gidiyorsun. Hatay için yaptıklarını hepimiz biliyoruz, şahit oluyoruz ve seni yürekten alkışlıyoruz Volkan. Öncelikle bunları söylemek isterim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Volkan. Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeceğim. Önceden sadece belki Fenerbahçelilerin gönlündeydin. Artık şimdi bütün Türk halkının gönlündesin. Lütfen yerini sana hatırlatmak isterim. Çok değerlisin bizim için. Teşekkür ederim tekrar. Öncelikle teşekkür ediyorum bu söylediklerim için. Stüdyodaki herkese de iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Keşke orada olabilseydim ama inşallah keyifli bir program oluyordur. Gayet keyifli Öncelikle oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. 100. yılımız biliyorsunuz. 100. yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı her zaman bizim için. Bundan sonraki yüzyıllarda da her zaman en iyi şekilde kutlayacağız ve atamızı anacağız. Onun için tekrardan ben 100. yılımızı tüm ulusumuzun, milletimizin kutluyorum. İkinci olarak da Zehra'ya buradan çok selamlar, sevgiler. Çünkü Hatay biliyorsunuz hepimizin bir misyonu oldu. Bugün ben de, Zehra da oradaysa, ben de bugün telefondaysam Hatay yüzünden telefondayız. Ve oradaki insanlara elimizden geldiği kadar yardım etmek, destek olmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da Zehra'yı ayrıca kutluyorum. Çok değerli bir iş yapıyor. Sporun gücü her zaman birleştirici olmuştur. Evet. O yüzden sporla beraber inşallah hep beraber oradaki insanımızı ayağa kaldıracağız. İnşallah, inşallah Volkan. Görüyoruz bu emeklerini ve takdirle takip ediyoruz, emin ol. İyi dileklerimiz hep seninle oluyor. Volkan, şimdi sorudan önce, soru senin için zor bir soru. Yani bilebileceğinden emin değilim. İnşallah. Seni biraz zorlayacak bir soru. Şimdi soru öncesi olduğu için anlatamıyorum, sorudan sonra anlatacağım inşallah. Şimdi tamam, Zehra'yı tamam. Bırakacağım Volkan. Sana soruyu tamam. Okuyacak ve 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım. Sevgilerimi iletiyorum. Zehra lütfen. Teşekkürler. Volkan abi selam, öncelikle hemen soruyu okuyorum. 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur? A. Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir. B. Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir. C. Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır.
ve Sevilla kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. Fenerbahçe kalecisi, yani ben 3 tane penaltı kurtarmışımdır. Teşekkürler, teşekkürler. C şıkkı son karar mı? Tabii Fenerbahçe'de Zico'nun hocalık yaptığı dönemdi ve Fenerbahçe gerçekten Inter maçıyla başlamıştı. 1-0 yenmişlerdi, çok iyi hatırlıyorum. Ve Avrupa, işte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi başarılar vardı. Çok güzel maçlar çıkarmışlardı. Bu Sevilla maçında da 2008'de ben de Londra'daydım. Ve gurbette izleyince tabii, her ne kadar Galatasaraylı olsam da Fenerbahçe 2-0 yenik duruma düştü. Maçın daha 20. dakikasında ve İspanyollar inanılmaz böyle eğleniyorlar. Biraz da şımarıkça eğleniyorlar. Fenerbahçe inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Ya 2-2 ya 3-2 Fenerbahçe aldı. Kaçtı skor arkadaşlar? Evet, Volkan Demirel'e tekrar bağlanıyoruz. Sahibine soralım. Volkan, iyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar Kenan Bey. Volkan, şunu itiraf ediyordum. 2008'de siz Sevilla'yla, yani Sevilla'da oynanan maçta 20. veya 22. dakikada 2-0 geriye düşmüştünüz. Evet, doğru. Ve İspanyol taraftarlar çılgınca eğleniyorlardı ve bu beni sinirlendirmişti. Sonra siz geri dönüş yaptınız. 2-2 mi oldu, 3-2 mi almıştınız? Şimdi şöyle, 3-2 aldık ama 2-0 yenik duruma düştüğümüzde İlk maçımız 3-2 bittiği için ben tamamen maçın 3-2 bitmesine konsantre olmuştum. Yani açıkçası yenilelim, maç penaltılara kalsın. Evet. Ve orada da kendimi affettirmeye çalışmak çok istemiştim. Ve maçın içerisinde sadece bunu düşündüm. Dua ettim. Ve Allah da gönlüme göre verdi. Penaltılara kaldı ve sonrasında da 3 tane penaltı kurtararak gerçekten benim için de çok özel bir akşam oldu. Hatta hayatımda her zaman söyleyeceğim bunu. Hiç unutamadığım maçlardan bir tanesidir. Bu evet. Şekilde de çeyrek finali elemiştik. Kadıköy'de harika bir performans göstermiştin. Ben hatta Sevilla'daki maçta, maçtan sonrasında o dönem Semih'le arada bir görüşürdük. Semih'i aramıştım, soyunma odasındayken hepinize selam göndermiştim. Çok mutlu olmuştum. Doğru. Çünkü gurbette doğru. Daha başka oluyor. Yani doğrudur, İstanbul'da doğrudur. Galatasaray tarafı belki ağır basıyor ama gurbetteyken diğer bu Fenerbahçe logosunun yanındaki Türk bayrağı logosu daha da büyüyor. Tabii. Şimdi Türk bayrağının olduğu her yerde hepimiz biriz sonuçta. Evet, kesinlikle. Evet, renklerimiz var, ayrıyız ama Türkiye bayrağının altında hepimiz toplanınca çok büyük bir milletiz. Bunu kesinlikle. Tüm dünya biliyor.